İyi akşamlar KYK TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz aslında dündü sanırım Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde KYK meselesini gündeme getiren vekilimiz Mahmut Tuğrul. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Vekilim sizi tanıyabilir miyiz? Genel programlarda sorduğumuz böyle bir soruyla başlayalım. Tabii ki ben aslen Pazarcıklıyım ama ortaokul, lise öğrenimimi Gaziantep'te yaptım. Daha sonra Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi'nde kimya bölümünde lisans okudum ve aynı bölümde yüksek lisans doktora yaptım. Organik kimya profesörüyüm. 2002 yılında bir yıl süreyle TÜBİTAK bursuyla yurt dışında İngiltere Sheffield Üniversitesi'nde doktora sonrası çalışmalarda bulundum. 2005 yılında doçent, 2014 yılında biraz uzun bir engellemeden sonra profesör oldum. Organik kimya profesörüyüm ve 2015 yılından bu yana da, yani 7 Haziran 2015 seçimlerinden bu yana da Gaziantep'te Halkların Demokratik Partisi milletvekili olarak görev yapıyorum. Şu anda hem Gaziantep milletvekili hem de meclis idare amiri olarak mecliste görev yapıyorum. Vekilim, şimdi sizin konuşmadan sonra sosyal medyada görmüşsünüzdür. Çok olumlu tepkiler oldu. Bunun nedeni şu aslında. Yani 7 yıldan beri vebalı gibi davranılan, toplumsal izolasyona tabi tutulan, sivil ölüm diye tanımlanan, belki de modern devletler tarihinde en büyük zulmü yaşayan bir kitleye aslında ses oldunuz orada. Bu bizim açımızdan çok değerli. Hani Halkların Demokratik Partisi aslında bu sürecin başından beri onların desteğini yanımızda hissettik. Ankara'da bir toplantımız engellenmişti. Orada genel merkezini bize açtı. İşte parti tarafından görevlendirilen Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu sürekli bu meseleyle ilgili çalışmalar yapıyor. Ancak sizin konuşmanız gerçekten çok kapsamlıydı. Hani çok kısa süre içerisinde birçok şeyi dile getirdiniz. O nedenle hani bu programa sizi davet ettik. Öncelikle hem partinize hem size çok teşekkür ediyoruz. Vekilim, şimdi Biz birkaç teşekkür ediyoruz efendim. zaten biliyorsunuz ama tekrarlamak istiyorum vekilim. Biz Avrupa Konseyi delegasyonundan aldığımız bilgi, hani resmi olarak 127 bin kişi deniyor ama KYK ile ihraçları. HSYK rakamları ve komisyona başvuramayanları dahil edildiği zaman 152 bin rakamını. Biz ondan sonra 152 bin rakamını kullanmaya başladık. Şimdi binin üzerinde sizin de ifade ettiğiniz gibi bilmediği işlerde çalışırken veyahut da yakalandığı hastalıklar sonucunda yaşamını kaybeden insan var. Yüzün üzerinde insan intihar etti. Yine siz belirtmiştiniz 30'un üzerinde insan yurt dışına giderken Melis sularında boğuldu. Ve en kötüsü de 20 arkadaşımız öldükten sonra görevlerine iade edildiler. Yine en son bir raporda aldığımız veri şudur vekilim. Türkiye ortalamasının 35 katı boşanmalarla karşı karşıya KYK'lılar. Bu KYK zulmü konusunda hem kişi olarak Mahmut Tuğrul olarak, bir bilim insanı olarak hem de bir siyasetçi olarak sizi dinliyoruz vekilim. Buyurun. Ya şimdi tabii önemli bir defa biz şu iddiada değiliz. Kamu görevlileri suç işlemezler iddiasında değiliz. Ama buna bir kişinin veya birilerinin isteği talebi doğrultusunda ekli listedekiler görevden alınmıştır şeklinde bu böyle yürümez. Bunun yolu bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumu tarafından bu kişinin görevine son verilmesini gerektiren şartların ispatlanması gerekir. Bakın dün bir yorumda bana şunu söyleniyordu. Hiçbiri suçunu itiraf etmiyor denmişti. İnsanlar suçunu itiraf etmek zorunda değiller. Eğer yargı olduysanız, siz birini suçluyorsanız onun suçunu sizin ispat etmeniz gerekir. Şimdi düşünün 150 bin civarında insan bir gün işte uyanıyor ve ekli listede ismini arayarak herhangi bir idari ve adli soruşturma geçirmeden deniyor ki biz sizin işinize son verdik. Sadece işinize son vermedik.
Aynı zamanda sizin yaşamınızı idame etmenize de engel oluyoruz. Nasıl? Örneğin kamuda çalışıyorsunuz, çıkarıldınız. Özel sektörde çalışmanız yasak. İş yeri açmanız yasak. Pasaportunuza el konulmuş, yurt dışına çıkmanız yasak. Ve bunun için de yargı yoluna gitmeniz de engelleniyor. Biliyorsunuz 2017 yılında, yani darbeden kısa bir süre sonra bir OHAL komisyonu kuruldu. Sanki bir yargı kurumuymuş gibi. Hatta yargı kurumlarının üzerinde bir idari kurum şeklinde organize edildi. Ve dendi ki sizin iş ve işlemlerinizi bu komisyon yürütecek. 2 yıl içinde de görevini tamamlayacak. Ama biz yaşadık ve gördük ki bırakın 2 yılda bunu tamamlamayı, tam 6 yıldır bu komisyon görevini yapıyor. Ve bu komisyon 2 sihirli kavramla görevini yapmaya çalışıyor. Biri diyor ki kurum kanaati, bir diğeri diyor ki iltisak. İkisi de muğlak kavramlar, somut ve öznel kavramlar değil. Şimdi dolayısıyla kurum karar demek, yani kanaati demek, hukukta karşılığı olan bir kelime değil. Ve öyle örneklerini biz bilerek yaşadık ki, bakın birbirini aynı iş yerinde sevmeyenler birbirlerini suçlamaya başladılar. Birbirlerini bu durumu kullanarak birbirleriyle ilgili işlem yürütmeye çalıştılar. Bakın daha birkaç gün önce bir haber vardı. Bir kurumda 2 kişi birbirinden şikayetçi, bir sorun yaşıyorlar ve biri diğerini Sayın Selahattin Demirtaş'ın, yani önceki dönem eş başkanımızın bir kitabının çekmecesinde olduğu, bu kitapla ilgili herhangi bir toplatma kararı yok, herhangi bir yasak kararı yok, çekmecesinde bu kitap var diye ihbarda bulunuyor. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Böyle durumlarda ve insanlar gerçekten büyük sıkıntılar yaşadılar. Biraz önce sizin de söylediğiniz gibi geçinemediler, yiyemediler, içemediler, çocuklarının rızkını kazanamadılar ve bir bütün olarak sadece ihraç edilenler sorun yaşamadı. Aileleri yaşadı, çevreleri yaşadı, akrabaları yaşadı, çocukları yaşadı. Hatta doğmamış bebekleri yaşadı. Yani böyle bir, o kadar acılı bir süreçti ki. Şimdi bizim burada peşinde olduğumuz şey hukuktur, adalettir, haktır. Yani biz dediğim gibi kamu görevlisi yanlış yapabilir. Bu yanlışın neticesinde mahkeme karar verir. Bu insanın kamuda çalışmasının sakıncalı olduğunu söyler ve bunu bu şekilde buna karar verecek ne bir iltisak kavramıdır ne de bir kurum kanaatidir. Şimdi bakın, şimdi önümüzdeki dönemde belki soracaksınız. OHAL komisyonu 6 yıldır görevini yapıyor. İnsanların yargıya gitmesi 6 yıldır engelleniyor. Şimdi işte 22 Kasım 2023'te, Ocak 2023'te komisyonun süresinin dolduğu ve uzatılmayacağı söyleniyor. Peki ne yapılıyor? Bu sefer insanlar mahkemeye gidecek. Mahkeme yazışmalarını kurumlarıyla ilgili yapacak. Oysa red kararlarının, bakın bir de OHAL komisyonu red kararlarını herhangi bir kritere dayandırmadılar. Yani bir kriter, bir kıstas görmüyorsunuz. Neye göre? Aynı sorunu yaşayan 2 kişiden bir bakıyorsunuz biri reddediliyor, bir başkası göreve döner diyor. Göreve dönenler de dönebilir diyenlerin de büyük bir kısmının başlamadığına dair bilgilerimiz var. Ben evet, dün konuşmamda da ifade ettim. Görevine dönenler veya iade edildiği söylenenler acaba hangi koşullarda iade edildiler? Dün söyledim, internet haberin sahibi Süleyman Özışık'ın kamuoyuna yansıyan çok çarpıcı bir sözü vardı. Demişti ki ben Süleyman Soylu ve OHAL komisyonu ilgili yetkililerle görüştüm. Dedim ki şunlar suçsuzdur. Bunların teminatı benim ve bunlarla ilgili işlem yapıldı ve görevlerine binlerce diyor. Bakın sözün, rakamın büyüklüğüne binlerce insan diyor. Böylece görevine döndüler. Oysa toplam dönenlerin oranı bizim bildiğimiz %86 oranında red var. %14 oranında bir kabul var. Ve kabul edilenlerin oranı 130 bine yakın kişiden 117 bin civarında.
Bakın 117 bin civarında Süleyman Özışık binlercesini kendisi göreve döndermiş. Dolayısıyla baktığımızda aslında tamamıyla reddetme, sürece yayma, süreci uzatma, insanların hukuka erişimini engelleme üzerine oluşturulmuş o halk komisyonu, ki biz bunu zaten uzun süre meclisteki konuşmalarımızda ve tartışmalarımızda oyalama komisyonu diye tarif ettik ve gerçekten oyaladılar. Şimdi aynı şeyi idare mahkemeleri yapıyor. Bakın bu olaydan sonra OHAL komisyonundan ret alanlar Ankara'da yetkili idare mahkemesine başvuracakları söylendi. Ve iki tane idare mahkemesi önce kuruldu. Daha sonra bunun sayının 6 veya 8 olarak olacağı söylendi. Ve 2019 yılından bu yana reddedildiği halde hala karar verilmeyenler olduğunu düşünürsek, anlaşılıyor ki 8-10 yıl bu süreç bu sefer mahkemeler yoluyla da uzatılmaya ve dediğiniz o sivil ölüm bu şekilde uzatılmaya ve sürdürülmeye devam edecek. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu ne ahlakidir, ne vicdanidir. Hiçbir kuralla insanın tarif edebileceği bir şey değil. Dolayısıyla bir diğer önemli nokta, zaten dün konuşmamda da ayrıca ifade ettim. Barış akademisyenleriyle ilgili yaşanan daha garip bir durum var. Biliyorsunuz barış akademisyenlerinin tamamı beraat etti. Anayasa Mahkemesi imzaladıkları bildiriyi, ki bildiriyi darbeden, darbe girişimi olmadan, darbe girişimi tartışmalıdır, o ayrı bir konu. Ama o girişim olmadan 6-7 ay önce imzaladıkları bir bildiri ve darbe girişimi kullanılarak bunların üniversiteden tasfiyesi için kullanılan bir araç, Anayasa Mahkemesi imzaladıkları bildiriyi hak ihlali kararı verdi. İfade özgürlüğü sınırları içinde olduğunu söyledi ve yerel mahkemelerde beraat ettiler. Ama OHAL oyalama komisyonu hemen hepsi için dedi ki reddediyoruz dedi. Şimdi bu insanlar idare mahkemesine gidecekler. Peki idare mahkemesi de reddedecek. Bu süreci 6-7 yıl, 8 yıl belki sürdürecek ve nihai karar Anayasa Mahkemesi'ne gidecek. Ya Anayasa Mahkemesi'nin kararı şimdiden belli değil mi? Yani gerçekten yapılan zulümdür. Biz sadece bu KHK'lıların yaşadığı zulmü küçültmek anlamında söylemiyorum. Ama bir bütün seçilmiş iradenin gasp edilmesi, işte biliyorsunuz milyonlarca insanın oyunu alan belediyelere kayyum atanması ve bugün daha yeni bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında kastı olmayan bir ifadeden dolayı 2 yıl 7 ay 15 gün ceza verilmesi ve siyasetten men kararı verilmesi. Hani meşhur bir söz vardı, Yahudi'yi dövdürmeyecektik ya da Ermeni'yi dövdürmeyecektik ya da sarı öküzü vermeyecektik şeklindeki, hani o bir veciz bir şey. Biz maalesef bu sorun şu kesimi ilgilendiriyor, bu sorun şunları ilgilendiriyor. Dolayısıyla ortaklaşamadık bu zulme karşı, ortak bir değerde buluşamadık ve maalesef şu anda her kesim bu hukuksuzluğu, bu zulmü yaşıyor. Vekilim, şimdi çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Şimdi adil yargılanmama durumunu en çok yaşayan siyasi parti sizin üyeleriniz. Yani işte eş genel başkanlarınız önceki dönem içerideler. Yaklaşık 10 binin üzerinde, geçen bir rakam görmüştüm herhalde, 15 bin HDP yöneticisi şu an cezaevlerinde, işte kapatılma davası devam ediyor falan. Şimdi KYK, mesela vekilim, OHAL komisyonuna ben 6 yıl önce başvurmuşum. Hala benim kararım çıkmamış. Şimdi benim yargıya, yani yarın red gelse 6 yıl geriden başlayacağım. Düşünebiliyor musunuz? Ve sizin dediğiniz gibi red kararı sonrasında idare mahkemesine, Danıştay'a başvuranlardan da daha sonuçlar çıkmıyor. İdare mahkemesi kopyala yapıştır şekilde veriyor. Şimdi biz şunu söylüyoruz vekilim. Bu insanlar adil yargılanmadılar.
Yani biz mesela sosyal medyada çalışma yaptık. İşte sizin meclis grubunuza gittik konuk olarak orada katıldık. Mecliste grup başkan vekilinizle falan konuştuk. Hemen akabinde hem HDP'yi hem CHP'yi suçlamak için işte şuncularla buncularla ittifak yapıyorlar veya şuncuların buncuların haklarını savunuyor. Özellikle İçişleri Bakanı bu şekilde hedef göstererek şey yaptı. Şimdi Halkların Demokratik Partisi kendi seçmeni dahi olmasa dahi bir mağduriyet yaşamış. Onların siyasal düşüncelerine, dini inançlarına, kimliklerine, cinsel yönelimlerine bakıyor mu vekilim? Ya böyle bir şey olmaz. Sorun yaşayan her kim olursa olsun. Eğer bu ülkenin bir yurttaşı bir hukuksuzluğa, bir adaletsizliğe maruz kalıyorsa biz de halkın temsilcileriyiz, halkın seçmiş olduğu iradesiyiz diyorsak bu bizim seçmenimiz olması, olmaması emin olun bizim en azından herkesin daha doğrusu adil davranıyorum. İnsanım, etik değerlere bağlıyım diyen herkesin böyle davranması lazım. Ve sorunu yaşayanın kim olduğuna değil, yaşanılan sorunla eğer sorunda bir hukuksuzluk, bir adaletsizlik görüyorsa, bir hak ihlali görüyorsa kimin sorun yaşadığının bir önemi yok. Bakın bu ülkede çok basit bir yaftalama sistemi var. Eğer sorun yaşıyorsanız ve iktidara itiraz ediyorsanız, Kürtseniz çok rahatlıkla PKK'lı damgası yiyorsunuz. Eğer dindarsanız işte Fethullahçı damgası yiyorsunuz. Ben açık söyleyeyim bu konularda da iktidarın kavramlarıyla çoğu zaman birbirimizi suçladığımızı görüyorum. Ben onun için örneğin FETÖ kavramını çok kullanmak istemiyorum ve bugüne kadar da kullanmamaya özen gösterdim ama o kadar çok sık kullanılıyor ki bazen bizler de kendimizi şey yaparak o akıma uyabiliyoruz. Çünkü bakın ben açık söyleyeyim ben üniversitedeyken Fethullahçı cemaatin gadrine uğramış bir insanım. Biraz önce şeyimi okurken söylerken özgeçmişimden bahsederken 2005 yılında ben doçent oldum. 2014 yılına kadar Dicle Üniversitesi'ndeki yönetime itiraz ediyorum diye kadrom verilmedi. Ama şimdi ben oraya takılıp kalacaksam, bunlar bana böyle davrandı, ben de böyle davranacağım dersem ve yaşanılan bir hukuksuzluğu görmezsem, kaldı ki bu hukuksuzluğu yaşayan bir kesim değil sadece. Bakın emin olun ben Dicle Üniversitesi'nde 25 üniversitede 25 akademisyen arkadaşım ihraç oldu ve benimle birlikte belki cemaatin uygulamalarına o dönem en çok itiraz eden arkadaşlar bu imzacı arkadaşlarımızdı. Ve şimdi imzacı arkadaşlarımız da ihraç. Bugün KESK'e bağlı Eğitimsen'in 800'e yakın üyesi ihraç. Yani bu sadece bir kesimde olan bir şey değil ki. Yani dolayısıyla siz o kesimin hakkını KHK'lının hakkını savunduğunuzda doğrudan o kesime ve dolayısıyla onların tarifiyle tarif ettikleri örgüte hizmet etmiş olmuyorsunuz ki. Böyle bir şey kabul edilemez. Dediğim gibi bizim kıstasımız bir sorun yaşanıyor mu? Bir hukuksuzluk yaşanıyor mu? Bunu yaşayan kim olursa olsun, bakın bizim belediyelerimize kayyum atandığında ses çıkarmadılar. Ama biz bugün açık bir şekilde biraz önce grup başkan vekilimiz Meclis Genel Kurulu'nda biz İmamoğlu'na yönelik bu halk iradesine saygısızlığı ve saldırıyı da kabul etmediğimizi açık bir şekilde ifade ettik. Zaten AKP bizi işin doğrusu böyle sunmaya çalışıyor. Diyor ki bu ülkeyi ilgilendiren herhangi bir konuda hükümetin uygulamalarına destek olmuyorsunuz. Hükümetin yaptığı yanlışların, yaptığı zulümlerin yanında mı yer alalım Münir Bey? Yani Evet. böyle bir şey kabul edilebilir mi? Biz bunu Halkların Demokratik Partisi olarak aldığımız siyasi terbiye, aldığımız aile terbiyesi, aldığımız eğitim terbiyesi böyle bakıştan bizi men ediyor. Biz sadece ve sadece sorun yaşanıyor mu? Bu sorun gerçekten mağduriyete neden oluyor mu?
bu sorun gerçekten yaşananların bir acıyla sonuçlanıyor mu? Evet, o zaman bunu savunacağız ve bunun arkasında duracağız. Ben Meriç'te geçerken, yurt dışına kaçmak zorunda bırakılırken boğulan kişinin fikirlerine katıldığım için söylemiyorum ki. Ben Meriç'e çocukluk çocuğuyla geçerken boğulmak zorunda bırakılan insanın yaşadığı hak gaspına, yaşadığı zulme karşı ses çıkarıyorum. Yoksa fikrini bilmiyorum ki. Bilmek zorunda da değilim. Yani bizim bakışımız bu. Vekilim, şimdi bu tür şeyleri aslında ben de yaşadım. Hani biz bir mücadele geleneği içerisindeydik. Ben de KESK Eğitim Sen yöneticiliği yaparken Adana'da ihraç oldum. İhraç olduktan sonra hani biz 4500 toplamda KESK üyesi ihraçız. Bir mücadele geleneğimiz var. İşte ailelerimiz tarafından sosyal lince tabi olmamışız. Toplum tarafından, sendikamız bize destek veriyor falan. Ama ortada büyük bir zulüm vardı. Ve ben de mesela okulda cemaat şeyli, tantaslı dershanelerin yaptığı sınavlara falan itiraz ederdim. Yani farklı sendikalardaydık, rakip sendikalar. Ama bu başka bir şey. Yani bir hak ihlali var. İnsanların imdat, yani bir enkaz var. Enkazın altından çığlık atıyor insanlar. Siz onlara kimliğini sorar mısınız? İnsan Hakları Derneği üzerinden kurduk biz KYK platformunu, vekilim. Sonrasında işte diğer illerin hepsi bu platforma katıldı. Ama sizin de tespit ettiğiniz gibi Türkiye'de en kolay iş devletin diliyle insanları şeytanlaştırmak, düşmanlaştırmak. Bunu en iyi bilenler sizlersiniz. Yani HDP'deki politikacılar. Dolayısıyla HDP'nin bizi anlaması çok daha rahat oldu, kolay oldu. O anlamıyla HDP'nin bu politikasına ve özellikle size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi vekilim, tabii şöyle bir sosyolojik değişim de var. Şimdi KYK'lıların etkisiyle biz bunu bir raporda görmüştük. İşte OHAL döneminde adli süreci yaşayanlar falan 1.900.000 kişi. Bunların ailelerini falan düşündüğünüz zaman 8 milyon insana tekabül ediyor. Siyasal tercihleri, Türkiye'ye bakışları, mağduriyete bakışları, geçmişte farklı mahallelerden bilgilenmiş insanlar. Tamamen değişti. İnsanlar algıları değişti, alt üst oldu. Mesela Adana İhade'ye ilk toplantılarımıza geldiklerinde arkadaşlar böyle şaşırıyordu işte oradaki posterleri falan gördüğünde. Şimdi o kadar rahatlar ki, o kadar alıştı ki insanlar. Bu belki de Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek vekilim. Ne dersiniz? Çok doğru. Birbirimizin aslında farklı mahallelerde bulunarak birbirimizi kriminalize etme, birbirimizi kategorize etme aslında nasıl egemen sistemin işine geldiğini gördük. Dolayısıyla bunun ne kadar acılar yaşattığını ve dolayısıyla duygudaşlık yarattı bizlerde. Şimdi biz biraz önce de söyledim. Yani bizim insani olarak gerçekten kıstasımızın yaşanan sorunu yaşayan kişinin hangi cenahta, hangi kategoride hani iktidarın deyimiyle tırnak içinde nerede yer aldığından ziyade gerçekten ya sorun var mı? Sorun yaşanıyor mu? Dolayısıyla şimdi insanlar birbirlerini daha iyi anlamaya başladılar. Bizler uzun zamandır bu sorunları yaşayan bir kesimiz. Halkların Demokratik Partisi veya Kürt Siyasal Hareketi'nin geçmiş geleneği çok kolay kriminalize edilmeyi bu toplumda maalesef egemen kılmış. Hatta şimdi yaşıyoruz, bakın, bizi kriminalize etmekle kalmıyorlar. Bizim çeperimizde, yanımızda bize selam verenleri dahi, örneğin siyasette işte diğer muhalefeti de bizim üzerimizden dizayn etmeye çalışıyorlar. Görüyorsunuz, yani diğer muhalefeti de, muhalefetle ilişkilerini de bizim üzerimizden götürmeye çalışıyorlar. Siz onlara selam verdiniz, siz onlarla ortaklaştınız, siz onlarla şöyle yaptınız gibi akla hayale sığmaz şeylerle maalesef dizayn etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de bu sorunlar keşke yaşanmasaydı. Ben illa bu duygudaşlık çok önemli. Ama keşke bu sorunlar yaşanmadan da biz birbirimizi anlayabilir olmuş olsaydık. Birbirimizin gerçekten sözüne, ne dediğine dinleyerek karar vermiş olsaydık. Birileri ne söylüyor diye değil, birileri nasıl davranıyor diye değil. Gerçekten
Bakın Münir Bey, ben size şunu söyleyeyim. Ben 22 yıl üniversitede akademisyenlik yaptım. 15 yılı üniversitenin eğitim senedi temsilciliğini yaptım. Hakkımda idari, adli hiçbir soruşturma açılmadı. Ne zaman ki 7 Haziran'da Halkların Demokratik Partisi'nde siyaset yaptım, yapmaya başladım. Şu anda emin olun, konuşuyoruz, hakkımızda fezleke düzenleniyor. Susuyoruz, hakkımızda fezleke düzenleniyor. Yürüyoruz, hakkımızda fezleke düzenleniyor. Duruyoruz, hakkımızda fezleke düzenleniyor. Yani aslında durumun şu yönünü kastetmeye çalışıyorum. Emin olun, şu anda Türkiye'deki egemen iktidar kim muhalefet ederse ona bir kul takıyor. Birbirimizi, bu duruma maruz kalanlar, birbirimizi böyle anlayalım ve birbirimizi ifadesini dinleyelim ve öylece karar verelim. Bakın dün bir yine altta bir yazı yazılmış. Efendim işte PKK yetmedi, PKK sahası yetmemiş bana. Ben şimdi de Fethullah Gülen'in alanına kaymaya başlamışım. Tabii onun deyimini kullanmak istemediğim için FETÖ alanını kullanmaya başlamışım. Bundan kurtulmamız lazım. Bu peşin yargılardan kurtulmamız lazım. Ben ona da söyledim. Ya dedim ki, hak hukuk savunmak için bir yerde yer almak gerekmiyor. İnsan olmak gerekiyor. Bir gün hukuk hepimize lazım olur. Birbirimizi anlamaya çalışmamız lazım. Şimdi bir zulüm yaşandı mı, yaşanmadı mı? Bu durumu hak eden var mıdır bilemem. Ben buna karar veremem. Buna evet, karar verecek kararı olan yargı mercileridir. Benim peşimden... Ama adil yargı. Adil yargı. Tabii ki adil ve tarafsız yargı. Onu koyuyorum, evet. Çünkü Türkiye'de maalesef bu yargının olmadığını en iyi yaşayan bizleriz. Bakın bize yönelik şu anda yaşanan şey, hiçbir kapatma davası, Kobani Kumpas davası veya diğer tüm davalara baktığımızda, işte örneğin KHK'lıların yaşadığı duruma baktığımızda, bu davalar hukuki davalar değil maalesef. Siyasi davalar. Bu davaların tamamen siyasetle dizayn ediyor. Şimdi bakın, biraz önce İmamoğlu'nun durumundan bahsettik. Daha önceki hakimin başına gelenler var ortada. Bana dediler ki ceza vereceksiniz. Ben dedim ki vicdanım el vermez böyle bir şey. Beni Samsun'a sürdüler diyor. Şimdi bu da yargı, beni yargılasa ne olur, yargılamasa ne olur? Kararı zaten belli. Şimdi mesela KHK'lılar konusunda işte şimdi OHAL komisyonu, oyalama komisyonu bitti ama yargı takır takır aynı şeyi veriyor. Bakın Münir Bey, benim yaşadığım bir olay vardı. Batman'da bir KESK üyesinin ihraç olmuş, yani kamudan ihraç edilen KHK'lı bir arkadaştan duyduğum bir şey. Bakın çok bekar bir insan. Deniyor ki mahkeme kararında Fethullah Gülen'in okuluna çocuklarını göndermekten diyor. Evet. Çok örnek vardı. O olmadı, evet. Deniyor, bundan verelim. Bu olmadı, şundan verelim denilen bir durum var. Şimdi bunun için gerçekten bir tarafta yer almak, bir tarafı düşman görmek, yaşıyorsa onlar yaşasın. Bana ne? Çok meşhur bir atasözü var. Vallahi bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye yılanın ısırmadığı kimse kalmadı. Yani evet. Hepimiz şu anda zehirlenmiş durumdayız. Aslında benim de duygularıma tercüman oldunuz. Biz de bu işe başladığımızda bizim arkadaşlardan da ya ne işiniz var işte düne kadar mücadele ettiğimiz insanlarla, şuncularla, işte cemaatçilerle falan, aslında öyle bir şey yok. Ben o mücadeleyi verdiğim gibi. Biz onlara yönelik eleştirilerimiz vakidir, evet. Münir Bey. Aynı ben açık şey. Söyleyeyim. Aynen. Geçmişte çok yanlışlar yapıldı, haksızlıklar yapıldı. Bu eleştirim vakidir. Ama bunu ihraç edilmiş bir kişi üzerinden, nedenini bilmiyorum. Gerçekten bunu orada mı değil mi bilmiyoruz. Şu anda gelinen noktada biraz önce de ifade ettim. İtiraz ediyorsanız mutlaka bir yafta yiyorsunuz. Şimdi dolayısıyla benim o kişiyi doğrudan peşinen orayla iltisak haline dönüştürmem, hani aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına, OHAL komisyonunun kararına benzer. İltisaklı, işte efendim kanaati, benim kanaatim bu birini yargılamaya, birini hakkında karar vermeye yetmez. Evet. Vekilim, çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi aldık. Yani çok yoğun bir çalışma temposundaydınız. Bizi kırmadınız, geldiniz. Tüm KHK'lı arkadaşlarım adına size çok teşekkür ediyorum. Ben biraz
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten biraz önce söylediğimiz o duygudaşların, bu ülkenin ezilenleri, yok sayılanları, ötekileştirilenleri, kabul görmeyenleri, emin olsunlar ki biz bu zulmü yapanlardan çok daha fazlasıyız. Dolayısıyla yan yana gelirsek, illahi birbirimizin nerede olduğunu önceden peşinen belirlemeye kalkmadan haksızlığı görebilirsek, eminim bu iktidarın sonu yaklaşıyor. Bakın kul hakkı, dün de ifade ettim bitirirken, kul hakkı hani dinen, insanen, vicdanen neyle bakıyorsanız, hümanizmayla bakıyorsanız, hangi şeyden bakarsanız, açıdan bakarsanız bakın, bu zulüm emin olun kendi sonunu da hazırlıyor. Bu kadar kul hakkına girmiş bir iktidarı biz çok daha kolay yeneriz diye düşünüyorum. O açıdan yan yana gelmek, ortaklaşmak ve birbirine sahiplenmek, sadece ve sadece haksızlık noktasında, yapılan adaletsizlik noktasında yan yana gelmek, aynı fikre sahip olmak demek değildir. Bu, onun için bizim yan yana gelmeye, birbirimize güç vermeye ve birbirimizin sorununa sahiplenmeye çağırıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o kadar çok acılar yaşandı ki, ben bu dönemde yaşamını yitiren insanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ve kadere uğrayan insanlarımıza da bir an önce tüm haklarıyla bu insanların görevlerine iade edilmesini talep ediyorum. Eğer böyle olmayacaksa bir an önce bu mahkemelerin ne karar vereceklerse versinler, uzatmasınlar, OHAL komisyonu gibi oyalama komisyonlarına dönüşmesinler ve bu iş nereye gidecekse bir an önce yargı sürecinin tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. İyi akşamlar KYK TV izleyicileri. Bu videoyu izledikten sonra yorum yapmanız bizim için çok değerli. Ana sayfamız yasaklı, Cumhurbaşkanı'nın itirazı sonucu. O nedenle daha fazla kişiye ulaşması için yorumlarınızı bekliyoruz. Beğeni butonunu tıklamanızı bekliyoruz. İyi akşamlar.